Çip dünyası deyince biz ne anlayalım? Şimdi cep telefonları dedik, internet dedik. İşte 1980'lerde başlayan bir hikaye aslında cep telefonları hikayesi. Şimdi 2020'lerdeyiz. 2030'lara doğru hızla ilerliyoruz. Her günde hız arıyoruz. İnternet arıyoruz, internet hızı arıyoruz. Ne bileyim işte bir filmi izlemek için daha hızlı bir internete sahip olmak istiyoruz. Sizin de bahsettiğiniz gibi otomobillerimizden tutun cep telefonlarımıza kadar artık hız bizim tamamen istediğimiz bir şey oldu. Çok da aradığımız bir şey oldu. Dolayısıyla burada bu hızı sağlayacak en kilit komponent diyelim ya da parça çip. Hı hı. Dolayısıyla açıkçası çipler yön veriyor zaten teknolojiye artık bu doğrultuda. O yüzden çok kritik komponentler. Yani biz yetişmeye çalışıyoruz neredeyse doğru bir tabir oldu. Doğru diyorsunuz. Doğru. Biz esasında çipler bizim hızımıza biraz böyle bir sarmaldayız orada. Doğru. Biz de çiplerin hızına yetişmeye çalışıyoruz. Çok hızlı ilerleyen özellikle son 30 yılda diyeyim işte az önce söylediğim gibi cep telefonlarının da özellikle hayatımıza girmemesi. Sadece cep telefonları da değil, tabletlerimiz, bütün mobil aletlerin, bu IoT dediğimiz nesnelerin internetine bağlı olan her şeyin devreye girmesiyle esasında hız kaçınılmaz oldu. İnternet kaçınılmaz oldu. Cihazların, insanların cihazla etkileşimi kaçınılmaz oldu. O da bizi 6G sistemlere getirdi. Aynen öyle, aynen öyle. Daha doğrusu daha henüz getirmedi ama getiriyor. Hı-hı. Onun için de bir hazırlık yapıyoruz. Hı-hı. Biz de bu hazırlığın bir parçası olduk. İşte sizin de bahsettiğiniz Ufuk Avrupa kapsamında, Horizon Europe kapsamında desteklenen bir projemiz oldu. Adı First to 6G, 6G'ye ilk adımlar anlamında şey yaptığımız. Hı hı. Bizim oradaki temel görevimiz, işte partnerlerimizde, proje partnerlerimizde 6G'nin hızına hizmet edebilecek çok yüksek frekanslarda. Çünkü aşırı hız istediğimizde yüksek frekanslara çıkmamız gerekiyor temel olarak. Dolayısıyla o hızlarda çalışan tüm devreler yapmak. Ya son zamanlarda da biz ona system on chip diyoruz işte. Bir çip içerisinde sistemler yapmak noktasında bir projenin parçası olduk. Ve sizin alanınızda konsorsiyumlar çok önemli. Doğru. Ya yani birlikte bir araya gelip güçlü hareket edebiliyorsunuz. Bu anlamda da Almanya, İsveç, Yunanistan ve siz Yeditepe Üniversitesi olarak Türkiye'nin Türkiye partneri oldunuz. Doğru. Bütün bu sistemin. Şimdi neden önemli? Ve bunu biz bir üniversite sanayi işbirliği projesi olarak mı değerlendirmeliyiz? Doğru. Şöyle mutlaka öyle değerlendirmeliyiz. Bu saydığınız ülkelerden şirketler de zaten bu konsorsiyuma dahil olmuş durumda. Daha belki bir tanesinden bahsetmem enteresan olabilir. Başlangıç hikayesinde esasında bizim üniversitemizden mezun olan ve doktorasını Almanya'da, yüksek lisans eğitimini Almanya'da yapmış olan bir öğrencimizle tamamen böyle bir sohbet ederken e-posta ortamında ya biz neden esasında birlikte bir şey yapmıyoruz dediğimiz konuydu. O kendisi orada zaten arkadaşlarıyla bir startup şirketi kurmuşlar. İşte konu bugün esasında buraya geldi. 6G çok önemli bir konu sizin de söylediğiniz yani gibi. Yani mezununuz iş ortağınız mı oldu? Bilmiyorum. Aynen öyle oldu. Mezunumuz ve mezunumuzun mezun olduğu üniversitede iş ortağımız oldu. Ahın Üniversitesi de iş ortağımız oldu. Mezunumuzun şirketi Almanya'daki hı-hı, evet hı-hı. Almanya'daki teknik üniversitelerden bir tanesidir. Onlar iş ortaklarımız oldu. Bu çok sevindirici. Çünkü şey sizin de söylediğiniz gibi tipik bir üniversite sanayi işbirliği bu. Konsorsiyumda şirketler de var, üniversiteler var. Dolayısıyla bu kritik. Neden peki böyle bir araya gelmemiz gerekiyor? Çünkü herkesin kendine has bir uzmanlık alanı var. Hı. Az önce de esas anahtar kelime çip üzerinde sistem dedik. Biz sistemin bir parçasını yapıyor olabiliriz. O konuda bir uzmanlığımız olabilir ama sistemin tamamını yapmak için birçok uzmanlık alanının bir araya gelmesi gerekiyor. Birlikte geliştirme, birlikte başarma ilkesiyle esasında bu projeler kurgulanıyor. O yüzden konsorsiyumda çok ciddi partnerlerimiz var. Şimdi şeyi söyledik yani olmazsa olmaz özellikle mobil cihazlarda olmazsa olmaz şeyler var. Nedir bu? İşte küçük boyutta olacak, evet. Hafif olacak, az güç tüketecek. Hı hı. Bunlar hepsi esasında bizi çipe sevk ediyor. Çip alanında bir çözüme sevk ediyor. Ve bu hızı da istediğimizde daha yüksek frekanslara çıkmamız gerekiyor. Dolayısıyla daha yüksek frekanslara çıkmamız gerektiğinde iş birazcık daha maliyetli hale gelebiliyor geliştirme noktasında. O yüzden hani bu her ne kadar rakamlar yüksek gibi gözükse de burada makul rakamlar diyebilirim. Şimdi bu tür projeler kime ne sağlar? Yani dediniz ki sürekli şunu diyorsunuz öğrencilerimiz değişir içinde. Doğru. Öğrencilerimiz hatta diyorsunuz baştaki kurguya bakın aynen mezunumuzla öyle başladı bu doğru iş diyorsunuz. Doğru. Demek ki mezun olunca da bitmiyor bu aidiyet hissi, bitmiyor birliktelik. Kime ne fayda sağlar bu tür projeler? Şimdi şöyle böyle bir 6G sisteminin yaygınlaşması durumunda yani çok basit bir örnek vereyim. 4K çözünürlükte bir 2 saatlik bir video yaklaşık 40-50 GB yapar. 6G sistemi yani hayal edilen 6G sisteminin hayata geçmesiyle yarım saniyede bilgisayarınıza inebilecek. Yarım saniye. Bizim mesela sektörü ne kadar ilgilendiren kesinlikle, bir gelişme. Kesinlikle. Evet. Şimdi şeyi dediğinizde öğrencilerimiz zaten öğrencilerimiz olmasa biz bunları yapamayız. Yani
bizim o genç nesil, yetiştirdiğimiz, yetiştirmeye gayret ettiğimiz insanlar olmasa bunu yapmamız mümkün değil. Evet. Yani mezunlarımızın da işin içerisinde olması. Çünkü bu camia her ne kadar çip çok özel bir konu olsa da camia da küçük oluyor doğal olarak. Dolayısıyla bizim bu öğrencilerle temasta olma halimiz sürekli devam ediyor. Proje 1 Ocak'ta başladı. Projemizde hem bizden mezun bir öğrencimiz var. Evet. Hem de yeni istihdam ettiğimiz gene bizim öğrencimiz, hali hazırda da lisansüstü öğrencimiz olan bir çalışanımız da var. Dolayısıyla biz öğrencilerimize devam ettiriyoruz. Bitirme ödevleri veriyoruz bu konularda. Dolayısıyla bunu bir sürdürülebilir hale getirmeye gayret ediyoruz. Tercih edecek adaylara böyle ufuk açıcı neler önerirsiniz? Şimdi şöyle, esasında en güzel söylediğiniz şey bu alana ilgi duymak. Yani bu alana ilgi duymak anahtar kelime bence. Yani neyle başta değil ama bana uygun olan şey ne? Ben bu alana gerçekten ilgi duyuyor muyum dediğimiz anda esasında çip tasarımı diyoruz. Hani baktığınızda işte 9 milimetre karelik minicik aygıtlardan bahsediyor gibiyiz ama içerisinde elektronik mühendisliğini ilgilendiren noktalar var, malzeme mühendisliğini ilgilendiren noktalar var, fizik, kimya, biyoloji hatta temel alanlarını ilgilendiren... Hatta tasarım diyebilir miyiz? Net deriz, hiç tartışmasız deriz. Yapay zeka son zamanlarda biliyorsunuz işte hayatımıza girdi. Artık yapay zeka, yeni yapay zeka robotları diyelim, çip tasarlama kabiliyetine sahip yapay zeka robotlarını duymaya başladık. Yani dolayısıyla öğrenciler biraz böyle geniş perspektiften bakıp kesinlikle çalışma alanlarının da çeşitli olduğunu ama mesela şey de ilginç, biraz meseleye baksın değil mi? Yani kesinlikle. Hani geleceğin konularına, meselelerine baksın. Bu, geleceğin mesleklerine tartışmasından biraz sıyrılıp gelecek meselelerine kısmına. Konular özelleşti çünkü. Konular yani özelleşti. Ben diyorum yani şimdi ben elektronik haberleşme mühendisiyim. Doktoramı Almanya'da yaptım. Ama elektronik ve haberleşme mühendisiyim. Ama şu an ilgilendiğim alan esasında o elektronik ve haberleşme mühendisi dediğimiz geniş alanın çok küçük bir noktasında parçasında çalışıyorum. Ama bunu yıllar önce eğer o şansım olsaydı, hani bugün gençlerin sahip olduğu şansa sahip olsaydım, belki bugün bu alana çok daha erken girebilirdim. Evet. Ama doktora sıralarımda girme fırsatını yakalayabildim. Konu çipse, yüksek teknolojiye meraklıysanız, evet çip alanı çok ideal bir alan sizin için. Araştırmaya meraklıysanız çok ideal bir alan. O sebeple hani ilgi duyduğunuz alan artık şey de değişti. Hayat da değişti. Evet. Artık ilgi duyduğunuz alanda o alan neyse. Şimdi siz zamanında teknoloji transfer ofisi yöneticiliği de evet. yaptınız. Bu anlamda böyle sürdürülebilir üniversite sanayi işbirliği için etkili modeller kurma noktasında potansiyelimizi tam anlamıyla gerçekleştirebildik mi, ne önerirsiniz? Gerçekleştiremedik yani hayal edilen seviyede ama çok büyük adımlar attık, halen de atıyoruz. Teknoloji transfer ofisleri bu noktada gerçekten çok kritik bir görev yapıyor, onu söyleyebilirim. Ama onun yanında da şimdi şeylere bakıyorum, eskiden konu belirlerdik. İşte özellikle mühendislik fakültelerinde bütün bölümlerde böyledir. Bitirme ödevi dediğimiz ya da engineering project, mühendislik projesi dediğimiz projeler olurdu. Şimdi son zamanlarda o projeler mutlaka bir sanayi ortağıyla da oldu. Neden büyük adımlar attık diyorum. Bu noktada TÜBİTAK da devreye girdi. Sadece üniversite öğrencilerinin araştırma projelerini desteklemek üzere 2209AB denilen doğru. çağrıları var. Biz öğrencilerimizden bunu istiyoruz. Diyoruz ki sanayinin bir problemini bize getir. Biz o problemi beraberce çözelim. Hem üniversiteye yarasın, hem sanayiye yarasın, hem de öğrenciye yarasın doğal olarak. Topluma tabii ki. Olmazsa olmaz zaten. Topluma yarasın diye böyle çalışmalar yapıyoruz. Gene TÜBİTAK'ın 2244 denilen üniversite sanayi doktora programı var. Sadece lisanstan bahsediyoruz ama lisans üstünde de böyle destekler var. Yani bu farkındalık ülkemizde üst seviyeye geldi. Bence çok yakın zamanda da bunun meyvelerini yiyeceğimizi düşünüyorum. Tercih yapacak aday neler söylersin? Ya şunu derim, herkeste mutlaka bir yetenek var. Yani sanat olabilir, spor olabilir, ne bileyim işte araştırma yönelik şeyler olabilir. Ben şunu diyorum, adaylar gerçekten tercih tanıtım günleri var. Bütün üniversitelerim var. Onlara katılmak. Bir ortama bakmak. Az önce dedim ya hani ilgi alanınızı test edebileceğiniz yerde bulunmak. Eğer bir şeye karar vermediyseniz ki anlıyorum onu da karar verilmemesi halini. Onu test edebileceğiniz yerlere gitmeyi öneriyorum. Yani ortamında bulunun. Ortamında bulunun evet.